Alo. Arda. Gonca taksiye atladı gitti. Ne demek gitti Tahir amca? Başına bir iş gelmesin. Atabey'le de gitti. Ben kızımı biliyorum. Gidip hesap soracak onlara. Başını belaya sokacak. Şimdi yoldayım. Atabey'le de gidiyorum, tamam mı? Tamam, geliyorum ben hemen. Arda, nereye gidiyorsun? Gonca, Atabey'lere gitmiş. Ortalık karışacak. Ya bak, gerçekten bunlar ne zaman hayatımıza girdiler? Hayatımızı mahvediyorlar. Tamam, hadi hemen gidelim. Dur, hayır. Seni otele bırakacağım. Hayır, olmaz öyle şey. Ben de geleceğim. Yürü. Zeyno, bak neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Ben seni haberdar ederim. İyi, tamam. Tamam, hadi. Evet. Tamam. Bak, anlıyorum. Ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde... Ben de şaşkınım ama bu şekilde hiçbir şeyi çözemeyiz. Hayır, asıl bu şekilde çözülür. Geçmişte olup biteni ancak bu şekilde öğrenebilirim. Aklındaki nedir? Bilsem, bilmiyorum ki. Hep bir gariplik var. Annem benim annemden nefret ediyor ve nedenini de bilmiyorum. Anlayamadım bir türlü. Canan. Canan bak, rica ediyorum. Yalvarıyorum sana. Bir çuval incirip berbat edeceksin Canan. Sen hiç konuşma Halil. Beni sen bu hale getirdin. Ben bilmiyor muyum? Senin hala aklın fikrin o kadında. Bilmiyor muyum ben? Babamın yanında konuşturma beni. Kızım, meseleyi büyütme. Çok ağlayan gözünü kaybeder derler. Sen şimdi bu kıza her şeyi anlattığında en büyük acıyı bizim ailemiz çekecek. Doğru söylüyor. Dedeciğim, tam olarak neyi biliyoruz da neyi anlatmıyoruz? Arzucuğum, bu çok eski bir mesele. Sen kendini üzme bu konularla. Yani o zaman Gonca gelip size hesap sormak da haklı. Gerçekten bilmesi gereken şeyler var. Yok babacığım, ben gerçekten çok kararlıyım. Madem bizim hanemize kadar gelip hesap sorma cüretini gösteriyor, o zaman ben de anlatırım her şeyi, sonra ne hali varsa görsün. Baba, Gonca'nın ailesiyle bizim ailemiz arasındaki problem nedir? Annen benim annemle küs olduklarını söyledi. Canan Hanım, annemle neden küstünüz? Canım, senin annenle bir tek ben değil, cümle alem küstü. Neden? Suçu neydi acaba? Vallahi suçu günah boynuna. Ben o kadarını anlatamam ama bak, düşün ki cümle alemle kavga edip küsüp ta buraları terk edip İstanbul'a kadar kaçacak neler yaptı, ne olaylar oldu. Gerisini sen düşün artık. Neymiş o fena olaylar? Yani hadi benim düşünmemeye gerek kalmadan siz söyleyin bana. Neden gizli kapaklı konuşuyorsunuz? Anne, gerçekten ben bile sıkıldım artık bu durumdan. Tamam. Hazır mısın güzelim? Anlatayım ben sana hepsini. Canan, yeter. Ya bu hanım kızımızı kimsenin üzmeye hakkı yok. Değil mi? Rıfat Bey, nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Ama ben duymam gereken her şeyi duymaya hazırım şu an. Tamam. Aç kulağını dinle o zaman kızım. Senin o annen var ya... Canan, Canan. Gonca, kızım. Babam. Baban mı? Kızı yetmedi. Bir de bu babası çıktı ya. Gonca! Ya Bey amca, bir dur, dur. Çaldın kapıyı, selam verdin, açtık. Değil mi? Ne yükleri veriyorsun içeri? Ha? Gonca. Gonca kızım. Babası. Gonca. Gonca, neredesin? Babam, ne yapıyorsun? Ne oluyor? Bırak, bırak. İyi misin? Kızım, iyi misin ha? Yavuz, Yavuz bırakın, Yavuz bırak. Bir şey yapmadın. Ne işin var senin burada? Hadi yeter, gidelim. Ha? Gerçekten de yeter. Susuyoruz, ediyoruz ama sen nasıl gece gece gelip benim evimi basıyorsun lan? Ha? Bana bak Halil Atabey, her şey senin başının altından çıkıyor. Kızımı rahat bırak. Onun kılına zarar verirsen var ya, öldürürüm lan seni. Baba. Öldürürüm baba. Seni ha. Öldürürüm lan, bırak. Bırak. Baba. Ne diyorsun be ha? Ne diyorsun? Tamam. Yavuz, atın şuradan bak. Dışarı. Atın dışarı. Atın. Bırak. Yavuz. Ya bırak. Sen nasıl tehdit edersin beni ha? Nasıl ailemin önünde beni tehdit edersin? Baba, baba tamam baba. Yeter, hallediyorum. Ya. Neyi hallediyorsun be? Neyi hallediyorsun? Adama şöyle baba. Okkalı bir tane çakamadın bile. Halil. Halil dışarı. Hadi, yürü.
Yürü! Baba canımı acıtıyorsun! Canımı acıtıyorsun diyorum! Ya namussuzlar! Ben onlara göstereceğim. Arzu, Ece ile siz içeri girin, ben hemen geliyorum. Ne yapayım? Polise haber vereyim mi? Gerek yok Yavuz. Sana ne dediler ha? Ne dedilerse hiçbirine inanmayacak. Ya sen niye benim sözümü dinlemiyorsun? Niye bu atabeylerin kapısına yamanıp duruyorsun? Yamanıyorum ben. Yamanıyorum öyle mi? Bu atabeylerin sen oyuncağı oldun. Bırak artık şunları. Abartıyorsun. Bu kadar da fazla artık. Hak etmiyorum ben bunları. İstanbul'a falan da gelmiyorum. Gelmiyorum, anlıyor musun? Gonca. Ben annemin evinde kalacağım. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Senin ne işin var burada? Tahir amca çağırdı beni. Beni annemin evine bırakır mısın? Alın. Toprak, hadi. Seni bekliyorum. Kapat kapıyı Yavuz. Senin yüzünden. Bir kızın peşine takıldın gittin. Adamın biri gelmiş benim evimi basıyor. Ne diyorsun baba ya? Sen kızın evini almak için Hidayet'i sıkıştırmasan bunların hiçbir başımıza gelmezdi. Adam geldi, o kadar bağırdı, çağırdı, tehditler savurdu. Sen ne biçim evlatsın be? Lobut gibi durdun orada. Halil amca yapmayın. Lütfen. Toprağa haksızlık ediyorsunuz. O adam gelip saldırdı. Toprak durdurdu onu. Neyi durdurdu be? Neyi durdurdu? Adam tehditler savurdu, sonra da çekti gitti. Ne yapsaydım? Senin yaşında adama bir tane vurup yere mi serseydim? Yapsaydın. Babanı korumak için, haneni korumak için gerekirse yapsaydın Toprak. Yok artık anne. Abim öyle bir insan mı? Ne dediğinizin farkında mısınız ya siz? Anne, benim sana bir şey sormam lazım. Geçmişte Gonca'nın annesiyle senin aranda ne geçti? Herkesten önce bana söylemen gerek bunu. Sen utanmadan bir de annenden hesap mı soruyorsun? Yok yok. Oğlum bile bana böyle davranıyorsa artık söylenecek hiçbir şey yok. Anne yapma ama gözünü seveyim ya. Bir kız yüzünden bütün aileni karşına aldın. Yazıklar olsun sana be. Halil. Canan. Yüklenmeyin çocuklara. Gelin benimle. Anne, anne, anne. Yapma böyle. Gözünü seveyim. Lütfen. Gonca kötü biri değil ki. Sen hala Gonca mı diyorsun oğlum? Ben oğluma derdimi anlatamıyorum. Yürü Ali. Abi. Bari anneme karşı savunmasaydın şu kızı. Çok üzüldü Canan teyze. Çok. Ece sen zorlaştırma bari işleri. Ben mi zorlaştırıyorum işleri? Keşke işleri benim değil de o kızın zorlaştırdığını görebilseydin. Ece abla haklı abi. Gonca'nın adını duyduğumuzdan beri konağımızda huzur kalmadı. Ve sen buna rağmen hala o kızın tarafını tutuyorsun. Ya niye onu savunuyorsun Toprak? Neden? Ben kimseyi savunmuyorum. Sadece haksızlığa karşı duruyorum. Adaletli olmamız lazım. Adaletli mi? Adaletsiz ne yapmışız ki? Kıza iyi davrandık, kızın babası gelip konağımızı bastı. Bize tehditler savurdu abi. Ve sen de bunu duydun. Hani duymamış olamazsın herhalde değil mi? Evet, duydum Ece. O zaman tarafını seç artık. Ailenin yanında olman gerekmez mi? Bize düşmanmışız gibi davranmaktan vazgeç abi. Arzu, düşman ne canım benim? Canım benim, ne diyorsun? Gel buraya be. Ya sen benim baş tacımsın. Düşman ne demek ya? Canımsın sen benim. Taraf diyor. De olur mu öyle şey?